Kanında yüksek promil alkol tespit ettik. Fena halde sarhoşmuş. Gönderdiğimiz bıçakla yarayı karşılaştırdın mı? Karşılaştırdım Orhan. Yarası 10 santim boyunda ucu sivri bir cisimle açılmış. Ayrıca örnek aldığınız meyve bıçağıyla da birebir örtüşüyor. Kan kaybından mı ölmüş? Evet. Ama yüksekten düşmeye bağlı bazı travmalar söz konusu. Balkondan düşmüş ya da itilmiş olabilir diye düşünüyoruz. Mümkün. Ama yüksekten düşmeseydi bile bu yarayla çok da uzun yaşayabileceğini söyleyemem. Atar damarı parçalanmış. Peki ölüm saati? Tahmini olarak gece 12 ile 1.30 arası diyebiliriz. Ayrıca başının arkasında bir darbe var. Ölmeden hemen önce olduğunu düşünüyorum. Otel doktoru dolap kapağına çarptığını söylediğinden bahsetti. İnanmadın herhalde. Sen ne diyorsun? Şimdilik bir şey söyleyemem ama dolap kapağına çarpmadığını garanti edebilirim. İşte postetin, kalemin, günaydın. Günaydın komiserim. İşte postit yoktur diye düşündüm, hazırlıklı geldim. Gerek yok. Nasıl yani, konuşuyor muyuz? Başkomiserim her şeyi anlattı. Ha. İyi tamam. Ya işte kusura bakma, gerçekten bir daha olmayacak, üzgünüm. Ya önemli değil, ben de biraz fazla abarttım galiba. Ha bu arada, yaparız. Süpersin. Ya alacağı olsun be kuruyor oğlum ya. İnsan mı giderken haber verir değil mi? Terbiyesiz. Tamam tamam. Kızma hemen. Alınma. Ben de özledim. Ya işte. Ne yapacağım? Bizim meslek böyle oğlum. Bugün varız, yarın yokuz. Tamam bana bak. İstanbul'a gelince ara ha. Tamam mı? Ya söz möz verme bana işte. Ara. Alo bak, başkomiser de selam söylüyor. Ona göre. Hadi tamam, eyvallah. Nasıl, alışabilmiş mi? Ne bileyim ya. Sesi bir kötü geliyordu ama. Alışır, alışacak. Hepimiz yaşadık bunları. Ne öğrendikler? Bu, ilk sonuçlar çıkmış. Odadaki giysilerin bir de bornozun üstünde bozoğun DNA'sı var. Halıdaki kan da bozoğa etmiş. Diğer lekelerse pembe şarap. Bir de bozoğun gömleğinde yapışkan bir sıvı tespit etmişler ama hala analiz yapıyorlar. Başkomiserim, otel personelinin ifadeleri. Hepsi değil mi? Evet. Ayrıca odanın anahtarını maktule veren şahsı da bulduk. Adı Kemal, resepsiyonist. Dün gece yarısı vardiyası bittiğinden otelde değilmiş. Ama maktule odayı o vermiş. Nerede, merkezde mi şimdi? İçeride, sizi bekliyor. Tamam, sağ ol. Kemal Kardan, 32 yaşında, resepsiyonist. Öğlen 2 gibi gelmişti Bozok Bey. Sadece üzerini değiştirecek bir odaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Sen de kayıt açmadan verdin. Ne yapayım komiserim? Birkaç saat kullanıp geri vereceğim dedi. Sonra da anahtarı getirip teslim etti. Ben de kimseye çaktırmadan anlaşılmasın diye temizlemek için odaya girdim. Mecbur çarşafları değiştirip yatağı toparladım. Gece bir ara yanıma geldi. Bayağı bir çakır keyifti. Gece aynı odada kalmak istediğini, onu idare etmemi söyledi. Dasın, kırma beni. Ya yapmayın Bozok Bey. İşimden olurum vallahi. Otelde kalmanız yasak, biliyorsunuz. Ya sen bilmezsen, kimseye söylemezsen bir sıkıntı yok. Halledersin sen. Hadi. Bir gören olursa mahvolurum. Asıl vermezsen mahvolursun. Laf arasında sabah yaptığını ağzımdan kaçırırsam yanına gülüm keten helvam. Hala düşünün, alsana. Sen çeneni kapalı tutarsan ben de tutarım, tamam mı? Mecbur vermek zorunda kaldım anahtarı komiserim. Birine bir şey dese gözümün yaşına bakmaz atarlardı beni. Peki bu olay gece kaç gibi oldu? 12'ye geliyordu. Çeyrek vardı galiba. Vardiyam 12'de bitiyor, oradan biliyorum. Çamaşırlar her gün mü yıkanıyor? 2 günde 1. O zaman dün değiştirilenler yıkanmamıştır hala değil mi? Yıkanmamıştır hala. Tamam.
Ben bir çamaşırhaneye gideyim o zaman, değil mi? Vallahi oğlum sen de gide, ne şansmış ya. Bak sen burada ekibe katıldığın ilk günü yani. Durma uğraş milletin pisliğiyle, kiriyle falan. Hayır yani şimdi baksana burada uğraş uğraş da bitmez ya bu. Yani değil mi? Yok mu oğlum bunun daha kolay bir yolu? Böyle bir cihaz falan filan bilmem ne. Yani böyle bir şey varsa yani şöyle halledelim, çözelim bir şekilde. Yardımlaşalım birbirimizle. Tamam, yabancı değiliz yani sonuçta, tamam mı? Şimdi yediğimiz içtiğimiz bundan sonra bak ayrı gitmeyecek. Değil mi çocuklar? Yalan mı yani? Kubi olsa anlatırdı. Bak şimdi ben sana diyeceğim. Bundan sonra bir sıkıntın varsa gel bana anlat. Hiç çekinme. Bir şekilde hallederiz, tamam mı? Hadi Kubi. Şey, bu durumun çaresi yok ki komiserim. Mecbur hepsini toplamamız gerekiyor. Olur mu oğlum? Yapma öyle şey ya. Bak İsviçre'de bir takım bilim adamları varmış. Böyle araştırmalar yapıyorlarmış bu iş için. Böyle bir cihaz mı yaz mı bulmuşlar? Böyle tutunca üstüne DNA'sını gösteriyormuş. Vallahi yok mu öyle bir şey yani? Varsa yani araştırın, varsa hemen yazalım abire. Bir şekil aldıralım, getirelim. Şimdi yazık yani. Gamze'ye de yazık. Size de yazık. Çekilecek çile değil bu ya burada. Bilemedim ki komiserim. Hadi siz hallettiniz burada, uğraştınız, bunları ayırdınız. O kız ne yapsın? O kız ne yapsın yani? O da böyle laboratuvarda DNA üstüne DNA. Onun da canı çıkacak. Bunu götüreceksiniz bunların. Bunda 1000 tane DNA vardır ya. Olacak işte çocuklar. Hadi çok çalışın yani. Şey. Böyle saat kaç oldu? Hadi oğlum hadi bakma bana hadi. Selim komiser işte. Zamanına alışırsın. Olay yerindeki kan lekelerinden ya da şüphelinin yanak içinden alınan tükürük örneklerinden DNA profili eldesi için taşınabilir bir çip laboratuvarın üretimi 10 yıldır gündemde. Henüz Kaliforniya Üniversitesi'nden biyomühendis Peng Liu'nun geliştirdiği düzenekten daha iyisini yapan çıkmadı. Başlangıçta sonuçlar 6 saat içinde alınıyordu. Şimdilerde bu süre 2,5-3 saatte indi. Üstelik buna Ulusal DNA Bankası'ndaki verilerle karşılaştırma da dahil. Gereç sadece akademik çevrelerce kullanılıyor. Piyasaya sürülmüş değil, incelenen DNA bölgelerine saç ve göz rengi de eklenmeye çalışılıyor.